göbeği de saldım, şuraya koyayım, uzanayım yatayım falan diye olabilir yani. Bir bölümde çok iyi bir şey oluyor, ondan sonra bir tane boş bölüm çekiyorlar. İnsanları öldürebilirler, ejderhaya saldırabilirler. Nelin neden bu seviyeye geldi ama Sokrates YouTube kanalının seçkin içeriği Kırmızı Halı'ya ve Kırmızı Halı'nın Game of Thrones özel bölümüne hoş geldiniz. Sevgili Aras Bayram, sevgili Emre Özcan ve ben Erman Yaşar. Burada son 10 seneye dünyada ve bizim hayatımıza damga vuran Game of Thrones'u konuşacağız. Emre'yi herkes tanıyor ama aslında Aras'ı da yok abi, son birkaç senedir aldın yürüdün Aras'cığım. Estağfurullah. En güzel gözlerini. Anca buraya yürüdün işte. Niye şimdi bizim kanalımızı da ezdin? Neyse Aras çok güzel bir oluşumun içerisinde farklı kaydet. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da takip etmenizi tavsiye ederim. Çok güzel podcastler yapıyorlar. Saat farkı NBA ile alakalı. Telegot'u zaman zaman dinliyorum Game of Thrones ile alakalı. Ve diğer arkadaşlarım da yaptığı epey güzel podcastler var. 68 tane falan içerik var herhalde. Abi en son biz saydık sonra sayamadık. O kadar sayı bilmediğimize karar verdik. Vazgeçtik sonra. Var ama her şey var. Her şey var. Profesyonel güreş bile var. Mimarlık da gördüm ben. Ha, mimarlık falan her şey var. Süper. Ama bugün konumuz Game of Thrones. Senle başlayalım. Şimdi... Başla. 2011'de girdi hayatımıza aşağı yukarı. Tabii başkalarının hayatına daha önce de girmiş olabilir. Kitapları buraya koyduk. George R. R. Martin'in bu şahane kitaplarından hiç daha önce televizyonda görmediğimiz ihtişamda bir olay ortaya çıktı. Ve ilk 4-5 sezonu tüm dünyanın birleştiği, belki de televizyon tarihinin en görkemli olayıydı. Sonrasında biraz sapıtmalar başladı. Hepsini konuşacağız. Sen ilk olarak Game of Thrones'a nasıl bulaştın ve nasıl görüyorsun Game of Thrones'u? Böyle girelim. Abi şöyle, ben 2004'te girmiştim üniversiteye, 2010'da mezun oldum. O da tam aslında şey işte, Lost Timeline'ına denk geldi. Ben yabancı dizi izlemeye, hani vardı işte sen mesela daha önce izlediğiniz diziler de Lost'a başladım. Hepimiz öyle başladık. Şimdi Lost'a da kendini kaptırmamam mümkün değil. Hani biz işte üniversitede arkadaşlarımla böyle bayağı bir kalabalık bir ekip toplamak izliyorduk. Dönüyordum. Ben işte Lostpedia diye forumu vardı o zaman daha Twitter çağı öncesi. Lostpedia forumunda işte teoriler okuyorum, bilmem neler okuyorum. Ya işte neler yapmışlar, şu bu. Hani bir dizi nasıl izlenir ben Lost'tan öğrendim. Lost'un bitişiyle Game of Thrones'un başlayışı neredeyse kafa kafaya geldi. Üstüne üstlük bir de ben işte 2010'da mezun oldum üniversiteden. Bir sene falan işsiz gezdim. Ankara'da okuyordum, İzmir'e döndüm ailemin yanına. Yani o dönemi yaşayan herkes de bilir o işsizlik dönemini. Böyle bir şey. Duvarlar böyle üstüme gelmeye başlıyor. İşte sürekli internette bir şeyler kovalıyorum. Hani böyle Lost kadar takılabileceğim yeni bir şey var mı falan diye. Benim babam da sürekli dizi film indirirdi. O dedi ya işte Game of Thrones diye bir şey var izleyelim. Dedim izleyelim. Ben, annem, babam Game of Thrones'un ilk bölümünü izliyoruz. İnanılmaz bir ortam. Ben de böyle biraz hani şey salonun öbür ucuna gittim. Yan gözle izliyorum. Çünkü işte sürekli seks, işte şiddet midir falan. Ya işte en son Jamie ile İlk bölümün son sahnesini hatırlıyorsun işte Jaime ile Cersei sevişiyorlar kulenin tepesinde. Bran'ı atıyor şeyden aşağı, kuleden aşağı falan. Aha dedim ne oluyor? Ne oluyor yani? Ve hani cidden böyle o benim hayatım çok zor bir döneminde Game of Thrones beklemek, Game of Thrones okumak, Game of Thrones takip etmek çok çok iyi gelmişti bana. İlk sezon biter bitmez kitapları almıştı zaten. Kitapları okumaya başladım. Dedim çok iyi. Ki yani bence 5 sezon falan bir uyarlama olarak çok çok özel bir iş olarak devam etti. Yani zaten öyle olması, bu kadar meşhur olması mümkün değil. Şu anda çok gömdüğümüz, herkesin bence hakkıyla çok gömdüğü Benioff ve Weiss'ta uyarlama konusunda en azından gayet iyi bir iş çıkardılar. Ama işte sonrasını zaten konuşacağız. Siz nasıl başladınız? Ben mi? Yani. Tamam. Ya benim de hemen benzer. Yani çok böyle net bir şekilde hatırlamıyorum ama senin söylediğin gibi ben de Lost'tan çok kısa bir ara sonrasında başladığını hatırlıyorum. Ve herkes şey diyordu ilk bölümünü izlediğinde. Hatta çekilmeye başladığında işte böyle Amerikanların bir tabiri vardır ya The Next Big Thing diye. O olduğu söyleniyordu Game of Thrones'un. İlk bölümü izledim ben de öyle. Yani birincisi ilk bölümü zaten başlangıcı acayip. İlk 7 dakika işte White Walker'ların çıkışı ve işte Night Watch'u katletmesi vesaire. Ve finali senin söylediğin gibi inanılmaz ki. O final galiba Weiss'ta Benioff'un diziyi çekmeye karar vermelerine neden olan sahne. Yani kitabı okurken biri çok etkileniyor o sahneden. Yani Bran'ın itişinden, Jaime Lannister'ın. Ve sonra diğerini arayıp böyle böyle bir kitap var okudun mu diyor. Konuşuyorlar. Bunu diziye uyarlayabiliriz şeklinde. Bir muhabbet geçiyor oralarında. Ve sonrasında
beraber izledikten sonra da, beraber okuduktan sonra da daha doğrusu çekmeye başlıyorlar. Yani başlangıcı çok etkileyiciydi ilk bölümün. Finali çok etkileyiciydi. Zaten orada kapılıp gidiyorsun hadiseye. Şey bir de Beni Abla Baş bunu ilk çekmeye karar verdi. George R. R. Martin 90'larda yıllarca şey yapıyor. Televizyon işi yapmaya çalışıyor ve bir türlü beceremiyor. İşte pilotlar yazıyor, şöyle yazıyor, böyle yazıyor. İşte televizyon kanallarına götürüyor bunları. Yazdığı bir iki tane dizi var. Televizyon kanallarına götürüyor. Her seferinde şey diyorlar. Abi tamam çok güzel hikaye yazmışsın. Herif inanılmaz yetenekli bir yazıyor zaten. Abi tamam çok güzel hikaye yazmışsın ama bunu yani televizyona uyarlamamız mümkün değil. Adamın A Song of Ice and Fire'a başlaması, Game of Thrones kitap serisine başlaması zaten televizyona asla uyarlanamayacak bir şey yazmak istemesi aslında. Hani hiç böyle şey, televizyon troplarına hiç uymayacak bir şey yazıp kitaptan devam etmek yani. Beni Abla Baş buna ilk çekmeye karar verdiklerinde işte George R. R. Martin'le konuşuyorlar. George R. R. Martin tamam diyor yani işte olur mu olur ama diyor benim size birkaç tane sorum var diyor. Sınav yapıyor değil mi? Sınav yapıyor. Evet. En sonunda şeyi soruyor. Sizce Jon Snow'un annesiyle babası kim diye soruyor. Beni Abla Baş doğru cevabı verince George R. R. Martin o zaman ikna oluyor. Tamam siz çekin diziyi diyor yani. Süper. Aslında bayağı şeyler böyle hani hikayeyi çok uzun zamandır bilen, çok uzun zamandır seven insanlar ama... Zaten bir tanesinin hangisi... Artık onlar bir insan gibi çünkü geçiyor her yerde. Bonhoeff ve Weiss falan diye sanki böyle uzun isimli bir insan gibi. Bir tanesi ben şeyden çok daha fazla etkilendim. Lord of the Rings serisine oranla okuduğumda yani bana hangisini bir tanesini yapabilme imkanım olsaydı zaten bunu seçerdim. Çok fazla etkilendim diyor. Ben de... Filmin şey, finalin neden bu seviyeye geldi anlaşıldı. Gerçek bir şey yok abi. Şöyle bir durum var. Mesela bazı insanlar, çok daha öncesinde kitapları okumuş insanlar ya da hemen diziye ilk bölümden başlamış insanlar. Ben biraz duyumlarla girdim. Daha doğrusu şöyle. İşte mesela ben Lord of the Rings'i üniversite yazılarken okumuştum. Filmlerine sonra gittim. İkisinden de çok büyük keyif aldım. Burada hiç kitaplardan bir satır dahi okumuşluğum yoktu. Ama sanıyorum ilk sezonun 4. 5. bölümü döneminde çok fazla duyulmaya başlamıştı. İşte Game of Thrones acayip bir iş, işte şöyle böyle falan. Zaten o rüzgarın içine girmeme ihtimalin yok. Eğer biraz sosyal medya, biz zaten bir de televizyon işi yapıyoruz. Belki farklı bir kulvarda yapıyoruz ama bir şekilde bizim evde de işte seyredilmeye başladı. Bilmiyorum yani ilk Emre'yle beraber mi seyrettik hiç hatırlamıyorum. Çok uzun zaman olmuş ama sonrasında gerçekten 2-3 tane konu başlığımız var. Bizi ilk yakalayan karakter, ilk yakalayan sahne, ilk yuh oha dedirten bölüm şeklinde bunları konuşuruz ama yani 2. 3. 4. 5. sezonda çok ciddi övülüyor. Çok ciddi paye veriliyor ki haklı bir paye. Ama sanıyorum ilk sezonu gerçekten olağanüstü bir iş. Yani televizyonda izlediğimiz en kaliteli iş olabilir belki. Ben yani 3. sezonu genelde çok övülüyor şeyin Game of Thrones'un. İşte o Red Wedding muhabbetlerinde falan oldu. İşte Joffrey'nin düğünün olduğu ödüğü falan. O 4. sezon muydu acaba? 3-3. Red Wedding 3'te. Red Wedding 3, Joffrey 4 olabilir. Olabilir. Ama ben hiçbir zaman 1. sezon kalitesine yaklaştıklarını düşünmüyorum. Çünkü hani neredeyse kitap birebir uyarlanmış. Sadece 1-2 tane işte çıkarılmış önemli sahne var. Onlar da hani televizyona çok uygun sahneler olmadığı için muhtemelen. Onun dışında yani diyalog yazarlığı, iki karakteri bir araya atıp onların muhabbetini dinlemek, onların muhabbetinin üstünden karakter kurmak, onların muhabbetinin üstünden bir karakter yolculuğu oluşturmak. Ya zaten dediğim gibi hani George R. R. Martin hakikaten çok çok özel bir yazar. Kaynak materyal bu kadar kuvvetli olunca, bir de elinde bütçe olunca birinci sezonun ben öbürlerinden çok çok daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Özellikle şey anlamında, tempo anlamında. Çünkü hiç acele ediyor. Şu andaki en büyük dertlerden biri ama hani. Bir de yani burada şimdi hani Yüzüklerin Efendisi Game of Thrones karşılaştırması yapmak biraz şey geliyor bana. Abes geliyor. Şöyle abes geliyor. Yüzüklerin Efendisi olmasa bizim hayatımızda asla Game of Thrones olmayacak. Yani bir fantastik dizinin, böyle ejderhaların, büyülerin, bilmem nelerin olduğu, böyle herkesin kolay kolay kabul etmeyeceği temaların olduğu bir dizinin bu kadar ana akıma mal olmasının temel sebebi Yüzüklerin Efendisi'nin şeyi popülaritesi. Muhtemelen HBO'nun bunu çekmeye karar vermesinin sebebi o. Bir de üstüne üstlük yani birinci sezon o kadar özel bir iş ki şimdi HBO'nun bayrak dizisi olmak biliyorsunuz televizyon için çok önemli bir şey. Ve Game of Thrones birinci sezonun sonunda bunu başardı. Hani işte The Wire'lar, Sopranos'lar falan hep şeye damgasını vurmuş, televizyon tane damgasını vurmuş diziler. Bunlar da HBO'nun bayrak dizileri. Game of Thrones birinci sezon sonu itibariyle anında bu noktaya geldi. O çok çok özel bir başarı ve bir kısım payı da kesinlikle şeye çıkarmak lazım. Yüzüklerin Efendisi'ne çıkarmak lazım. Kesinlikle.
Kesinlikle. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ilk bölüm öyle bir olay yarattı ki ya ilk bölüm sonunda ya da ikinci bölümün sonunda o civarlarda ikinci yayınlandı da ikinci sezon anlaşması yapılmış. O da inanılmaz bir şey. Sadece bir bölüm yetti yapımcıları ikna etmeye. Emre, sana bizi ilk yakalayan karakter, ilk seni yakalayan sahneyi ve ilk dediğim gibi yuh dedirten bölümü söyleyeceğim. Aslında ya beni ilk yakalayan sahne senin de ne oluyor lan dediğin Bran'ın aşağı itilmesi sahnesiydi. İlk yakalayan karakter benim en baştan sona Arya oldu. Bilmiyorum yolculuğu nasıl bitecek. Son bölüme kadar sağ salim geldi. Son bölümde biraz örselense de. At sağ olsun. Aynen. İlk oha dedikten sahnede muhtemelen aşağı yukarı herkesin fikri aynı mıdır bilmiyorum ama Ned Stark'ın ölümü. Çünkü o televizyonculukta bir şeyin değişimiydi. Yani sen mesela Prison Break'te Michael Scofield'ın ilk sezonun finaline doğru öldüğünü görmezsin. Lost'ta Sawyer'ın, ne bileyim, Jack'in görmezsin. Burada dedik ki bu dizinin hiç eyvallah yok abi. Bu dizi herkesi öldürebilir. Sen neler diyeceksin bu konuda? Ya evet, Ned Stark'ı ana karakter gibi gösterdiler ama aslında sonra anlıyorsun ki ana karakter gibi gösterip ilk sezonda aslında ana karakteri değilmiş dizinin ve hikayenin. Onu fark edebiliyorsun. Evet, yani ilk böyle çok büyük oha dediğim sahne Ned Stark'ın ölümü olabilir. İlk yakalayan sahne, ben hep söylüyorum, aşılı sahnesi benim için. Gerçekten çok etkilenmiştim. White Walker'ın Night Watch'u adamlarını katlettiği sahne, ki orada böyle bir kafa kesme sahnesi vardır. Çok da mahir bir savaşçı olarak böyle görürsün orada White Walker'ı, ki ondan sonra biz o mahirliği hiç görmedik. Yani o son savaşta da görmedik. Zaten White'larla ayrılar galiba, değil mi White Walker'lar? Evet. Onlar ayrı. Orada White Walker'dı ama White Walker'ların da mahirliğini herhangi bir şekilde görmedik bir savaş içerisinde. O beni çok etkilemişti. Bran'ın itilmesi tabii ki ayrı bir şekilde. Ben o 2-8 dakikayla direkt bir şekilde dizinin içine çekildim. Yani başka bir şey izleyeceğimi anlamıştım o sırada. Karakter olarak ise ben Jon Snow diyeceğim abi. Yani hakikaten biraz düz bir yanıt olabilir bu ama ilk bölümde de Jon Snow'un aslında bu dizinin ana kahramanı olacağına dair çok fazla iz vardı bana kalırsa. Gerek ilk başta tanıtılması, gerek işte bir piç olmasına rağmen hem kardeşlerine sevgi göstermesi, hem işte onları hiç kıskanmaması, çok olgun ve böyle iyi bir karakter olarak ekrana yansıması, hatta ilk bölümde dedim, yanlış mı hatırlıyorum, kurtları bulma sahneleri. Yani ilk kurtları bulma sahnesinde bile aslında Jon Snow'un ne kadar özel bir karakter olduğunu anlayabiliyorsun abi. Çünkü önce 5 tane kurt buluyorlar değil mi? 4 ya da 5 tane kurt buluyorlar. Önce 4 tane buluyorlar. O kardeşlerin hepsine birer tane. Sonra en son anda böyle bir ses duyuyorlar tam ayrılacakken oradan. O sesi takip ediyorlar. Bir tane beyaz farklı bir kurt buluyorlar. Şey diyor işte, Rob Stark da bu kurt da senin olsun falan diyor. Yani orada bile Jon Snow'un aslında o kardeşlerden ne kadar ayrı ve ne kadar özel dizinin onun üzerine kullanabilecek bir karakter olduğunu anlıyorsun. Öyle sevdim ben Jon Snow. Sonrasında da sevmeme neden olan bir şey oldu abi. Özellikle bu son final sezonuyla beraber bütün karakterler yoldan çıktı. Yani ben geçen programda da söylemiştim onu Londra merkezde konuşurken. Hepsi yoldan çıktı. Yani hepsi böyle 180 derece ya da 100 derece, 90 derece farklı yönlere gitmeye başladılar. Jon Snow hep aynı yerde abi. Abi çünkü başından sonuna kadar bir şey yazmıyorlar. Ya bir şey yazmamaktan ziyade ya sürekli sen benim halamsın diyor. Bir de sen benim kraliçemsin diyor. Tamam, son sezon için öyle de ama yani karakterde bir dalgalanma çok fazla olmadı. Bazen çok kifayetsiz oldu, bazen çok güçsüz oldu. Öldü geri geldi. Ha, öldü geri geldi. Onlar kitapla ne kadar alakalı bilmiyorum ama böyle karakterin düz bir şekilde ilerlemesi de beni etkiledi. O yüzden neredeyse ilk bölümden sonuna kadar benim için Jon Snow birinci karakter dizide. Sen ne diyeceksin abi? Abi şöyle, sahne olarak yani dediğim gibi Jaime'nin Bran'a attığı sahne ve işte o çok artık ikonik hale gelmiş olan The Things I Do For Love, işte aşk için yaptığım şeyler. Çünkü şöyle yani hani Jaime tip olarak, zaten kitapta da öyle yansıtılıyor. Tip olarak işte böyle aşırı yakışıklı, aşırı yetenekli, hani inanılmaz herif şey gibi. Messi'nin 19 yaşındaki hali gibi, inanılmaz bir bomba. Kral kardeşim. Evet. Westeros'un böyle en yetenekli şeyi, kılıç uzmanı falan. İşte çok yakışıklı, çok zengin babadan falan. Ama yani öyle çizilen bir karakterin bu kadar daha birinci bölümün sonunda böyle çat diye inanılmaz kapkara bir yere geçmiş olması hani çok etkileyici tabii ki. Karakter olarak ya aslında Game of Thrones'un dizi olarak hani yani son sezondaki yaptıklarını kenara bırakıyorum. Game of Thrones'un dizi olarak başardığı en büyük şey karakter yolculukları. Milletin geçirdiği dönüşüm herkes için geçer. Yani Jaime'sinden Arya'sından işte Sansa'sından Cersei'sine herkes için geçerli. Zaten mevzu da o dönüşümün çöpe atılmasından kaynaklanıyor. Aynen öyle. Zaten. Yani hani bu sezonun bu kadar çöpe gitmiş olmasının sebebi de o. Yani şu ana kadar ne yaptılarsa abi biz
bir daha yapamayacağız herhalde bunu deyip çöpe atmış olmalıydı. Ama beni böyle ilk hakikaten çok 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 özel bir şey izlediğimiz, dizi izlediğimizi anlatan bölüm Blackwater bölümü. İkinci sezon 9. bölüm Stannis'in King's Landing'e saldırdığı bölüm. İşte sadece savaş çekiyorlar, işte karakter üstünden savaş anlatıyorlar. Savaş üstünden savaş anlatmıyorlar da karakter üstünden savaş anlatıyorlar işte. Orada Sansa'yla Joffrey'nin muhabbetleri, Sansa'yla Cersei'nin muhabbetleri, işte Hound'un halleri, Tyrion'un halleri, Davos'ta Stannis'in muhabbetleri falan. Hani o noktada ben dedim ki ya tamam evet hani savaş izlemek tabii ki güzel çekim savaş sahnesi izlemeyi herkes çok sever. İşte temposu olsun, şunu öldürsün, bunu öldürsün işte kılıç savaşları bilmem ne falan filan onlar elbette çok güzel. Ama karakter üstünden bir savaş sahnesi çekebilmek ve yani hani sinemaya oranla minimal bir bütçeyle bu kadar iyi bir savaş sahnesi çekebilmek beni inanılmaz etkilemişti. O yüzden bölüm olarak Blackwater, karakter olarak beni böyle hani işin teması ve diyaloğu olarak ilk içine alan sahne de yanlış hatırlamıyorsam ikinci bölümde Tyrion'la Jon Snow gidiyorlardı. Duvara gidiyorlardı beraber. İşte Tyrion ben duvarın tepesinden işemeden ölmek istemiyorum falan dedi ve işiyordu sonra tabii ki. Orada işte bir yerde kamp kuruyorlar. Jon Snow her zaman gibi ya ben piçim şöyle piçim beni şöyle ezdiler böyle ezdiler. Hiç de sevmem Jon Snow'u. İşte böyle bir emoyum ben saçlarım da uzun o zaman çok bebek suratlıydı falan. Tyrion'un orada muhabbeti var işte hani sen piçliğini yap kabullen piçliğini bir zırh gibi giyin ona göre hayatını sürdü. Böylece kimse seni yapamaz zorlayamaz bu konuyla ilgili. Çünkü kendisi de cüce işte yıllarca ailesi boyundan herkes tarafından ezilmiş bir adam. O işte Crippled Bastards Broken Things muhabbeti. Jaime hariç. Çok güzeldi bu arada o sahne. Müthiş yani son bölümün belki de tek duygu veren sahnesiydi. Evet. Ben de yani o yüzden hep böyle bir underdog arıyoruz ya. Böyle bir underdog olarak hikayesi ve karakteri olarak Tyrion'dur yani beni yakalayan. Ben Tyrion'ı ilk 3-4 bölüm boyunca da 2-3-4 bölüm değil mi? 2-3 bölüm boyunca dizinin gerçek kötüsü falan olacağını düşünmüştüm. Yani bana nedense o hissiyatı vermişti. Mesela o beni en çok şaşırtan şeylerden biri olmuştu. Ve galiba işte sizin söylediğiniz, senin söylediğin o muhabbette, Jon Snow'la yaptığı o muhabbette ben, ya bu adam galiba kötü değil, bu adam galiba başka bir şey gösterecek bana ilk dedirten sahneydi. Tyrion'ı böyle ilk iki bölümde çok acayip bir kötü olarak düşünüp, sonrasında işlerin değişmesi de beni şaşırtan şeylerden biri olmuş. Abi da imp diyorlar adama, küçük şeytan diyorlar. Yani hani görünüş olarak, tip olarak her zaman böyle insan doğası gereği kendine benzemeyeni düşman bellersin ya. Zaten Game of Thrones'un hakikaten başarabildiği şeylerden biri bu. Kafanda oluşturduğun ne varsa karakterlerle ilgili onu yıkabilmesi ve yıkarken bu son sezona kadar bunu hakikaten çok iyi temellendirebilmesi. Aynen. Bu Tyrion için de geçerli, Sansa için de geçerli. Sansa'yı hatırlayın ilk sezonda. Jaime zaten hani bence en sert. Zaten edebiyat tarihinin en inanılmaz karakter yolculuklarından biri o ve bir abi, sahneyle çöpe attı. Paramparça ettiler ya. Abi o dönüşümü neden gösterdin o zaman bize? Yani evet. Jaime'nin ısırı ilk bölümün sonunda o hale getirip ondan sonra başka bir yolculuğa çıkardıktan sonra neden Cersei ile ölüme yolluyorsun? Neden birlikte öldürüyorsun? Yani hiçbir şekilde anlamı yok. O aradaki 3-4 sezon boyunca kuruladıkları şeylerin hiçbir anlamı kalmadı o anda. Birazdan girişeceğiz. Yazarlara. Şu an hala iyi tarafta kalalım. Hadi bak. Yani sizin de söylediğiniz gibi belki de yani o zaten George R. R. Martin'in ihtişamı ve çok üstün bir adam olması ama iyi uyarlamacılar olduklarını da yani adamların da hakkını yemeyelim. İlk 5 sezonda gösterdiler. Yani sonuçta ne kadar harika bir hikaye olursa olsun elinize senarist ve yani bu işi yapan adamlar da onu iyi yansıtmıyorsa sıkıntı ortaya çıkabilirdi. Bütün karakterleri aşağı yukarı çok iyi grileştirdiler. Yani bir beyaz karakter, işte belki Jon Snow olabilir senin de dediğin gibi. Yani her zaman Jon Snow'un iyi bir adam olduğunu hissettin dizi boyunca. O beyaz bir karakter olabilir. Siyah bir karakter belki Cersei olabilir. Her zaman bu kadın kötü bir kadın dedin. Yani çocuklarına olan bağlılığı bile belki kurtarmıyordu onu siyahlıktan. Ama belki bu ikisinin dışında kalan bütün karakterlerin grilikleri vardı. İşte Tyrion'u dediği gibi siyahtan alıp griden beyaza doğru kaydırdın. Keza Jaime'yi, işte Arya'sı, Sansa'sı, Daenerys'i. O yolculuk inanılmazdı ve o yolculuğun kusursuz bir teknik ekipmanla, kusursuz bir setle, kusursuz görüntülerle birleşmesi de zaten bu mevzuyu muhtemelen bu kadar yukarıya çıkardı. Abi şimdi yani küfür kıyamet girişeceğiz az sonra. Evet, haklarını yemeyelim. İlk sezonda bir sahne var. Kitapta olmayan bir sahne. Cersei ile King Robert'ın konuştuğu bir 6 dakikalık bir sekans var. İşte Robert'ın diye bitirdiği.
Lian'la işte gençlik aşkı, Ned'in kardeşi, bu isyanların, Robert'la Ned'in isyanının başlamasının sebebi olan kadın. Onunla ilgili şey dediğim sahne işte, hani onun boşluğunu yedi krallık doldurtamadı bana. Evet. O Benioff ve Weiss'in kendi yazdığı sahne mesela. Kitaplarda yok. Hani adamlar hakikaten bu işe gönül verdiklerinde ve ellerinde iyi bildikleri karakterler olduğunda ve yanlarında George R. R. Martin olduğunda, George R. R. Martin son iki sezondur yok, kitap yazıyor. Fena iş, yani çok çok iyi iş çıkardıklarını söyleyeyim ama işte geldiğimiz noktada bu yani. Tamam, oraya geldik. Hadi bakalım. Şimdi George R. R. Martin'in öncelikle şunu sorayım. Kitabı bitirmemesi, kitabı yazmamasını tamamen tembellik olarak mı yorumlamalıyız? Yoksa bir bu adamlar bir şeyler yapsın, iyi kötü ne yapacak? Çünkü şu anda araların açık olduğunu, yani en azından çok iyi olmadığını biliyorum. Bunlar bir şey yapsın, ben oradan kendi yoluma bakarım. Ya şu anda mesela kitap yazması için müthiş bir ortam çıktı George R. R. Martin'in. Çünkü yani şey bile işte Change.org'da bu senaryo değiştirilsin, bu dizi yeniden çekilsin diye çok ciddi rakamlara ulaşırdı. Şu an George R. R. Martin'in ihtişamlı yazacağı bir kitaba bundan 10 sene öncesine göre çok daha büyük ilgi olacaktır muhtemelen. George R. R. Martin bu dizinin kötüye gitmesinde ve son iki sezonun sallanmasında nerede? Abi şöyle, şimdi dediğin şey önemli, şöyle önemli. George R. R. Martin şu anda tamamen şey yapabilecek durumda. Çat diye koyabilir kitabı. Hani bu iş böyle yazılır. İnanılmaz bir ortam oluşmuş durumda dediğim gibi. Hani daha fazla hype'la bir kitap beklenemez. Ama George R. R. Martin niye 8 sene bekledi kitabı yazmak için? Daha da uzayabilir. 2011'de işte şey çıktığında, Dance of Dragons çıktığında. Yani hani kendisi bunu net olarak açıklamıyor ama benim birkaç fikrim var. Bir, abi bu adam 70 yaşından sonra meşhur oldu ve yıllarca tırmalamış. Tırmalamış işte. Kitap denemiş, televizyon denemiş, televizyon pilotu denemiş. O stüdyonun kapısını açındırmış, oraya gitmiş, buraya gitmiş, şuraya gitmiş. Ve adam işte 70 yaşından sonra meşhur oldu. Şu anda hakikaten şey kafasında olabilir. Ya lan biraz hayatımı yaşayayım ya bir durumda yani hani göbeği de saldık şuraya koyayım azıcık uzanayım yatayım falan diye olabilir yani. Geçen herif mağaradan şey atmış, bir blogu var onun. Başka hiçbir yerde açıklama yapmıyor. Hakikaten blog yazıyor adam şeydeki 2008'deki falan gibi. Nata blog bu arada blogunun isminde. Mağaradan çıkarken fotoğraf atmış, millet şey yazmış altına. Oo mağaramdan çıktın mı hoş geldin falan yazmış yani. Herif öyle bir troll hakikaten ve şu anda hayatını yaşamak istiyor olabilir bu bir. İkincisi. Dizinin ihtişamından, dizinin başarısından ve dizinin gittiği yönden ve karakterlerin gittiği yönden. Muhtemelen çok rahatsız. Yani kafasında artık Jon Snow, kendi yazdığı Jon Snow mu, dizideki Jon Snow mu? Ya da Jon Snow çok doğru bir örnek olmayabilir de işte atıyorum Littlefinger. Dizideki Littlefinger kafasındaki Littlefinger mi? Bu kafasını karıştırıyor mu? Ben mesela onun çok daha büyük rol oynayacağını düşünüyordum. Bence de. Yani onu da paramparça ettiler aslında. Bence onun de. Geçtiğim sezon ölümü de çok beklenmedik bölüm benim için. Çünkü ben yani özellikle o taht oyunlarına, sondaki taht oyunlarına dair Baelish'in çok daha büyük rol oynayacak biri olacağını diye düşünüyordum en azından. Bana hissettirmiş onu bize. Abi Littlefinger da öyle ölecek bir karakter. Değildi. Baelish de öyle ölecek. Baelish yani, de böyle yani aslında sadece bu sezonda başlamıyor yani karakterlerin değişimi. Tabii canım. Tabii ben zaten yani. Işte, burada zirveye çıktı. Millet şey diyor ya 8. sezon çok kötü ya. 7. sezon neydi ki? Neydi yani 7. sezon? Ne oldu ki 7. sezon? Bir bölüm hariç beni çok etkileyen. O da duvarın ötesindeki bölüm, o da yani şok verdi. Dinozorun gözünün mavileşti. Dinozor diyorum ben. Gerçekten her platformda sen ejderhaya dinozor. Kuzen. Ejderhanın gözünün mavileştiği bölüm haricinde benim de böyle Allah ya falan dediğim bir bölüm yok, olmadı. Yok yani. Bir de yani şey yine ejderha ile beraber Dany'nin şeye dalışı, Lannister'a dalışı da çok iyiydi bence. O da görkemli bir sahneydi. O şey final sezonunda ejderha ile inmiş değil mi? Yok şey, Jamie'ye daldığı sahne var ya, Jamie'nin ordusuna daldığı sahne. Ha şey. Geçtiğimiz sezon değil miydi o da? Evet, geçen sezon. Yani şey, yani ejderha sadece yükselmemizi sağlayan şeyler geçtiğimiz sezon. Üçüncü olarak da, yani kitabın geldiği noktada hakikaten George R. R. Martin kendisi de itiraf ediyor bunu. Meereen de şeydeki karakterler, Essos'taki karakterlerin çok işte Dany'ler, Tyrion'lar, Barristan'lar falan. Orada hakikaten öyle bir düğüm var ki şu anda. Kendisi de diyor Meereen'in snap diye. Meereen düğümü. Dürüm acıktın mı ya? Onu çözemedi adam. Sadece o da değil. Yani o kadar çok karakter, o kadar çok yer, o kadar çok plan, o kadar çok kurgusu var ki adamın kafasında. Hakikaten işin içinden çıkamıyor olabilir. Ama bana daha çok şey gibi geliyor. Abi bir durumda hani hayat yaşayalım gibi geliyor yani. Cefasını çektik. Evet, evet. Sefasını da sürelim be kardeşim bir beş sene.
Ya öyle olabilir ama biraz da yani bu noktaya gelmesinde kendisi de sorumlu. Çünkü ayrılırken normal bir şekilde ayrılmak durumunda kaldı. Çünkü kitapları bitirdiler dizide ve ondan sonra bir genel tablo çizdi galiba senaristlere, Weiss'ta, Benioff'a. Hikayeyi galiba genel olarak anlattı. O hikayenin gidişatı üzerinden şu anda kendi çaplarıyla ilerliyor Weiss'ta, Benioff. Yani burada yapacağı çok fazla bir şey yok. Yani senaristlerin yapacağı çok fazla bir şey yok derken şunu söylemeye çalışıyorum. Orada iş artık onların maharetine kalıyor ve onların batırması kendisinin de dizine ayrılması noktasında. Çünkü senaryoyu beraber yazıyorlardı diyorsun değil mi? Ben de öyle biliyorum. Çünkü 5 sezon boyunca mı? 5. sezon yani şöyle ilk 4 sezonda bildiğim kadarıyla birebir kendi yazdığı bölümler var. Tamam bir şey. 5. sezonda işte şey yapıyor. 4 ile 5 olması lazım. Danışmanlık gibi bir şey yapıyor. Ondan sonra hiç ortada yok. Yani işte belli oluyor zaten. Aynen öyle. Aynen. Ama ortada yoksan abi yani dizinin geleceği noktalardan da çok fazla rahatsız olamazsın. Çünkü yoksun içerisinde. Olabilirsin. Affedersin. Abi umurunda mı sence George R. R. Martin? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bence değil. Şimdi şöyle. Steve Kerr atıyorum. Portland'a elediler. Finale çıktılar. Dedi ki abi ben işte Milwaukee ile karşılaşmayacağım final serisinde. İşim var, gücüm var. Sağlık sorunum var. Ron Adams'a şeye bıraktı. Mike Brown'a bıraktı. Ron Adams'a Mike Brown 4-1 elendi Milwaukee. Golden State final kaybetti. Bu Steve Kerr'ün yararına mı olur, zararına mı olur? Yani çok zararına olmaz. Bana yararına olur gibi geliyor. Hatta işte bir sonraki sezon için daha fazla hype yaratırsın. Ha işte Steve Kerr döndü, bak neler yaptırdı tekrar Golden State Warriors'a. George R. R. Martin şey de biraz ona benziyor bence. Şu anda dizinin kötü gitmesi adamın hem kitabı için hype arttırıyor hem de ne kadar iyi yazar olduğunu kanıtlıyor bize bir daha yani. Şeyle ilgili bir açıklaması var. Aslında yani kendi çizdiği, yazarlara çizdiği resimden dışarı çıkıldığını da gösteriyor galiba o. Çünkü diyor ki onu ne için dediğini tam anlayamadım. Bir fikrim var ama işte şimdi bir hikayede katilin uşak olduğunu düşünürseniz diyor ve sonra seyirci de bunu anlarsa bundan sonra başka bir şeye çevirirseniz diyor katili bunu temellendiremezsiniz ve bu hikayeye zarar verir diyor. Muhtemelen bu bunun nedeni şu. Benioff'la Weiss'la alakalı bu. Birincisi Benioff'la Weiss'la bence o Jon Snow Jon Snow'la alakalı. Yani Jon Snow White King'i öldürecekmiş. Bu çok fazla milyonlarca teori olduğu için ve çok fazla duyulduğu için ben de onu yordum. Onu Arya yapmışlar bildiğim kadarıyla. Ve onun sakil durduğunu artı sanıyorum Daenerys'in son şeyinde de öyle bir durum var. Yani tamam işte onu söyleme. Ben bilmiyorum çünkü biliyorsan. Hayır, şehri yakmasından bahsediyorum. Ha tamam. Yani siz diyor insanların birçok şeyi tahmin etmesinden dolayı onları tamamen şaşırtalım diye karakterlerin motivasyonuyla oynuyorsunuz. Karakterlerin yapmayacağı şeyleri yaptırmak insanların bildiği sonu vermekten daha iyi bir şey değil. Bu mesela Lost yazarlarının da bence sıkıntı yaşadığı şeylerden biriydi. Çünkü orada zaten olabilecek her şeyi herkes yazmıştı. Ve hakikaten çaresiz kalmışlardı. Yani ondan sonra belki de yoldan çıkmalarına sebep olan şey buydu. O kadar fazla teori vardı ki bence Game of Thrones'dan daha fazla teori vardı Lost döneminde. Zaten o çok daha fazla bilinmezlik üzerine kurulu bir diziydi. Ben de tamamen Jon Snow'un öldürmesi ya da öldürememesi Night King'i üzerinden değerlendirdim. O Azor Ahai muhabbeti falan. O zaten kitapta. Dizide hiç Azor Ahai diye bir şey geçmedi. Yok, geçmedi. Değil mi? Geçmedi. Yani o. Hani hepimiz bekliyorduk aslında bir noktada yapacaklar diye. Bir yandan ama dizide abi, hiç muhabbeti bile geçmedi. Ben yani 3. 4. sezonda onu az çok fark etmeye başlamışım çünkü referans bile vermiyorlar öyle bir şeye, öyle bir karaktere. Ya da işte mesela Lady Stoneheart'ın olmaması da bana sıkıntı yaratan şeylerden biriydi. Çünkü gerçekten çok beklediğim şeylerden biriydi o Red Wedding'den sonra benim. Dolayısıyla işte George R. R. Martin sallıyor, oyuncuların hepsi sallıyor. Yani şimdi çok fazla şey var ya, yani herkes eleştiriyor, hiçbir şey beğenmiyorsunuz falan diyorlar da ben bir dizinin tüm oyuncularının böyle istikrarlı bir şekilde final sezonuyla ya da final bölümüyle ilgili sallama yaptığı bir dizi hatırlamıyorum. Çünkü normalde kendi ürünlerini korur oyuncular. Gerçekten bazen kötü ürünlerini de çok gönülden samimi bir şekilde korumaya çalışırlar. Burada gömüyor ya. Emily Clark da gömüyor. Kit Harington da gömüyor. Abi şu ara en sevdiğim iki tane şey böyle işte mesai yemeye çalışırken sözünü böldüm çok affedersin. Estağfurullah. Bir şey seçimle ilgili sokak röportajı izlemek. O harbiden bağımlı. Direkt damardan alıyorum artık böyle şeyde şırıngayla çekiyorum YouTube'dan buraya damardan basıyorum şeyi. Sokak röportajlarını. İki Game of Thrones oyuncularının Game of Thrones gömmesi. Abi şey gibiler böyle birileri ellerini arkadan bağlamış oraya oturtmuşlar ve hani güzel bir şeyler söylemeye çalışır mısın demişler falan gibi deniyorlar beceremiyorlar. Peter Dinklage'ın açıklamaları, Connettil, Varys'ı oynayan aktör işte öyle bir sallamış ki ya hani bu sezon içime sinmedi falan diye. Şey anlatıyor, Nikolay Castrovold'u anlatıyor. Grey Worm sallamış. Grey Worm sallamış, işte Jaime oynayan adam ya diyor hani bu kadar yolculuk yaptığımız bir karakter, işte bu kadar iyi detaylandırılmış bir karakter. Son sezonu niye böyle oldu ben de anlamadım falan diyor. Yani
hakikaten bir oyuncu topluluğu bile böyle çatır 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 gömüyor çektikleri dizi. Ve dediğim gibi yani bunların kariyerleriyle ilgili bir şey bu. Yarın öbür gün şey dese biri. Atıyorum HBO gene bir dizi çekecek. Peter Dinklage'e gidip şey dese. Abi tamam sen işte biz senin dizide oynatmak istiyoruz ama sen bir önceki diziyi çatır çatır gömdün. Biz sana nasıl güvenelim dese şimdi. Herif kariyerini içe sayıp evet. Dizinin son sezonunu gömüyor. Düşünebiliyor musun? Şeyi yani? Gördünüz mü? Dinklage şey de diyor aynı zamanda. İşte adamın ölüleri kaldırma şeyi var diyor. İnsanları mezarlığa yolluyorsun diyor. Şey, mezarların yanına gönderiyorsun diyor yani. Demek ki Tyrion'da çok zeki bir karakter değilmiş falan diyor. Ya inanılmaz bir sallama bu ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Zaten zekasına ve karakter gelişimine belki de en çok hakaret edilen adam Tyrion. Yani şu son iki sezonda dönüştüğü, yani dünyanın en zeki adamlarından biri olarak, hatta Yedi Krallık'taki en zeki adam olarak tasvir edilen adam şeyi anlayamıyor mesela. Daenerys'in dönüşümünü falan anlayamıyor. Neyse. Şuna geleceğim ben. Madem gömmeye başladık. Şimdi abi bence 8. sezonun 1. bölümünde çok bir problem yok. Fena bir bölüm değil ama 3-4-5 arka arkaya korkunç bölümler. Şimdi ben 3-4 tane olay vereceğim. Siz bunları gömüşün. Ve gömüşün hem Benioff ve Weiss'i. Abi 8x3 uzun gece. Çok fazla bir şey göremediğimiz o teknik bir iş ama bir savaş sahnesi. Ama benim bölümle alakalı en büyük sıkıntım İşte Emre'nin de demin dediği gibi sezonu, bütün projeyi 7 dakikalık bu White Walker'larla açmışsın. Bunları yıllarca özellikle 5. sezondan sonra tamamen en büyük düşman olarak belli şey ortaya çıkarmışsın. Sonrasında bu adamların, tam bu adamlar düşman, bu adamlar işte insanları öldürmek istiyor ama neden bunu yapıyor, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, bu zaten biraz karanlık bir tarafta. Bir de bu mevzuyu 20-25 dakikada çözmek ne kadar mantıklı, artı savaş nasıl bir savaş, yani o savaşta nasıl bir taktik güdülüyor falan, bunu bir konuşmanızı rica ediyorum. 8x4 yine benim hiç anlayamadığım bir bölüm. Hem ejderha, bu sefer ejderha dedim, hem o ejderhanın iki tane işte okla, ok değil de neyse mızrakla ölümü, mızrak. Hem de akrep. Hem de burada pek Emre'yle anlaşamıyoruz ama benim kesinlikle mesela o karakter gelişimi dediğimiz mevzu. Yani ben Cersei'nin diplomasi yapacak bir kadın olduğunu düşünmüyorum. Sen Tyrion kapısının önüne kadar geleceksin. Diğer 15 kişi oraya gelecek silahsız. Ejderhayı da otlamak için bırakmışlar arkaya. Normalde Cersei'nin orada bu insanları öldürüp diziyi bitirmemesi için bir sebebi yok. Tek bir sebebi var bence. 8x5'i çekeceğiz. Bence bu. Ya yani bana bunu ben açıklayamıyorum 8x4'te. Çünkü bir gün yani orada hem o dediğiniz akrep var, insanları öldürebilirler, ejderhaya saldırabilirler ki çünkü ejderhaya saldırmazsan bir bölüm sonra sana saldıracağı çok aşikar. Cersei de bunu biliyor muhtemelen. 8x5'te de zaten çok gereksiz sahneler var. Mesela işte Jaime'nin savaştığı sahne, keza Daenerys tamam evet deli bir adamın kızı, zaman zaman gelgitleri falan oldu ama yani 2-3 yaşında teslim olmuş bir şehirde çocuk yakacak kadar siyah geçmiş miydi? Bunu bize geçirdiniz mi? Ya da geçirmeyi hiç düşündünüz mü? Bunları konuşalım. Buyurun efendim. Yok başla. Abi şimdi 8x3'ten başlarsak bölümün karanlıklığı evet yani bir problem tabii ki. Hani o insanlar bayağı böyle bölüm çektikten sonra sinema salonunda izliyorlar. Hani bir test izlemesi yapıyorlar onlar. Sinema salonunda evet çok güzel görünüyor olabilir. Bizim işte evimizde kendi televizyonumuzda bilgisayar ekranında falan o kadar görünmemesi, o kadar iyi görünmemesini hani biraz anlayışla karşılayabilirim. Ben şeyden sonra, bölümden sonra HBO tarafından gelen şey açıklamalarından çok rahatsız oldum. Ya işte televizyonunuzu ayarlamayı bilmiyorsunuz demek. Abi ya onunla da ben uğraşmayı vereyim ama ya. Yani onu da biraz sen düşün. Ha ama yani bölümün karanlık olmasının bence temel sebebi şöyle. Çok büyük bir savaş sahnesi. Çok hataları kapatır. Çok fazla figüran var. Hata kapatır karanlık. %100 abi. Yani kusura bakma araya giriyorum da şey bu kadar paranız yok. Daha fazla karanlık yapmanız gerekiyor. Aynı şey mesela şeyde de vardı. Spider-Man 3'ün çekiminde Venom karakterini sadece gece gösterdiler bize. Bunun da açıklaması şeydi. Çünkü gündüz yapmak o kadar kolay değildi o günün teknolojisiyle beraber. Çok siyah ve CGI bir karakter. Gündüz koyduğun zaman sırıtıyor. Gece koyduğun zaman çok daha fazla işte eksikleri vesaire yedikleri kapatan bir şey bu. Paraları yoktu çok fazla. Gece yapmışlar o yüzden ama bence bir dizi tarihinde gördüğümüz yani diziler tarihinde gördüğümüz yine de en görkemli savaş sahnesi diyebiliriz herhalde ona. Tabii tabii. Yani teknik olarak çok çok iyi çekilmiş bir bölüm yani. Zaten. O konuda hiçbir sıkıntı. Ama savaşın içinde mantıklı. Benim ya bölümle ilgili bir savaş stratejisi. Abi şimdi
Ya uzun uzun savaş stratejisi anlatmama gerek yok da şimdi sen futbol oynarken hızlı topçunu kanada koymaz mısın? Yardırsın gitsin diye. Çok basit. Abi senin attın var. Attığıyla dümdüz adamları böyle saldırıyorsun. Şimdi o hilal taktiği, hilal taktiği falan boşuna çıkmış taktikler değil yani. E bir sar bakalım düşmanı etrafından ne olacak. E şerit çekmişsin ateşte. Şeyler senin işte katapultların, trebüşelerin falan şeyin ateş şeridinin önünde duruyor. Abi sen çeksene ateş şeridinin arkasına. Onlar senin en önemli silah. Ateş fırlatıyorsun oradan bilmem ne yapıyorsun. Cahçur. E şeyi şimdi Ansaniyid'in işte çok böyle özel bir tarihi var. Böyle 300 Spartalı falan gibi tipler onlar. İşte daha önce Dothraki ordusuna karşı 1000 kişilik mızraklı ekipte 20 bin kişilik at hücumunu savunmuşlar falan. Öyle tipler onlar. Çok iyi savunmacılar yani o işte mızrak kalkan işi. E koy onları kapının önüne. Yani savaş stratejisi ne anlatıldı bize ne doğru düzgün savaş stratejisi. Hani muhakkak biriyle çalışmışlardır diye düşünüyorum o bölümü yazmadan önce. Ama çok da çalışmışlar gibi durmuyor yani hani bu işi bilen eden falan biriyle. Benim ondan da fazla rahatsız oldum. Abi ya seyirciyi öyle bir gerizekalı yerine koyma vardı ki. Şimdi Jaime ile Brienne sırt sırta savaşıyorlar. Etraflarında 100 tane ölü. Savaşıyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar falan. Abi kat, kesiyorlar sahneyi. 10 dakika sonra Jaime ile Brienne'e geri dönüyoruz. Etraflarında kimse kalmamış. Nasıl yaptınız abi bunu? Jon Snow işte Night King'e karşı çok kahraman ya baba. Böyle saldırıyor falan işte Night King kaldırıyor ölüleri. Abi Jon Snow ölür orada. 100 tane ölü kalkıyor. 200 tane ölü var etrafında çünkü. Ne yaptın sen? Battal gazi misin sen? Kimsin de kestin onların hepsini? Ve bunu yani yaparken de hani orayı yararken falan da göstermiyorlar. Kesiyorlar sahneyi. Bir sonraki sahnede bakıyoruz. Etrafındaki 200 kişi 3 kişiye düşmüş. Nasıl olmuş? Niye olmuş? Semih sahneleri de korkunç. Evet yani şey hani izleyici gerizekalı yerine koymanın sebebini anlamıyorum ben. Çocuk kandırıyorlar ya resmen. Bunlar çok büyük kahramanlar. Şöyle dövdüler, böyle dövdüler. Abi Game of Thrones'un tam tersi yani. Yıllardır tam tersi. O duruma düşen karakter ölür. Game of Thrones o yüzden Game of Thrones oldu. Game of Thrones bu tür kahramanlıklara yer vermediği için, bu tür işte savaş üzerine bir kahramanlık hikayesi yazmadığı için Game of Thrones oldu. Başka televizyon dizileri yapsın. Robb Stark tak diye gitti. Evet gitti yani. Adam aşık oldu. Gerizekalı olduğu için öldü. Ned Stark babası gerizekalı olduğu için öldü. Şimdi 200 kişinin kalkacağı bir yere saldıran adamın bizim bildiğimiz Game of Thrones kodları uyarınca ölmesi lazım değil mi? Tamam ölmeye de bilir. Biri kurtarsın onu oradan. Ya da görelim nasıl çıktığını. Ama 200 kişi etrafındayken bir sonraki sahne 3 kişi olmasın etrafında. Benim için bölümle ilgili en çok sinirlendiğim oydu. Benim en çok sinirlendiğim şey yani daha önce de çok konuştuğumuz hakikaten böyle 20-25 dakikalık bir savaşı indirgenmesi. 8 sezon boyunca kurdukları şeyin. Ve yani bunu yapabileceği zamanları da vardı abi. Daha doğrusu ya ben şöyle bir şey okudum geçen yeni bir internet sitesinde. Galiba Benioff daha kısa tutmak istiyormuş diziyi. Böyle 7. sezonda bitirme düşüncesi vesaire varmış. Son anda HBO vesaire araya giriyorlar galiba. İşte bir sezon daha uzatmaya ve o sezonu da işte en kısaltarak 6 bölüm yapmaya ikna ediyorlar. Bir bilgi verin. Oradan kısaltması orada galiba. 9 ve 10. sezon da istemiş hatta. 9 ve 10. sezonu senaristler istemiyor. Ben 6 bölümde bitiririm bu diziyi demiş. Heh, tamam. Sonra da bu. Ondan önce daha 6 bölüme gerek kalmadan da daha da kısa tutma düşünceleri varmış galiba. Şimdi tamam hadi yine 6 bölüm konuyor 8. sezon olarak. Abi ilk 2 sezonda ilk 2 bölümde ne anlattın sen 3. bölümdeki savaş sahnesine kadar? Hiçbir şey yok abi. Karşılaşma, Winterfell'de garip garip diyaloglar. Orada yaklaşık böyle elinde 100-120 dakikalık bir süre var. Orada en azından biraz Night King'e dair daha fazla şey verebilirsin. Onların gözünden bir şeyler aktarabilirsin bize. O savaşı daha fazla hazırlama şansın var ama o savaşı hazırlamıyorsun. Sen Winterfell'de çok saçma sapan diyaloglarla geçiriyorsun. Boş bölümler çekiyorsun. Zaten Game of Thrones'un aldığı eleştirilerden de biri buydu en iyi sezonlarında bile. Yani bir bölümde çok iyi bir şey oluyor. Ondan sonra bir tane boş bölüm çekiyorlar. Lost'ta da vardı bu. Aynı eleştiriler vardı. Tamam dizilerin dinamikleri üzerine ilerleyen bir şey bu. Ama elinde orada bize 25 dakikada o işi çözmeyecek ya da oraya bırakmayacak bölümler var. 120 dakika var, 2 saat var. Orada bir şeyler anlat, bir şeyler görelim. Ve ondan sonra o savaş bize o kadar saçma gelmesin. Sen şey söyledin işte, ona dikkat etmemiştim yani Brienne ile Jaime. Abi aynı şeyi ben şeyde gördüm. Samuel Tarly yere düşüyor. Yerde savaşıyor falan bir şeyler sokuyorlar. Sonra ayrılıyor ondan sonra dönüyor. Hala yerde de şey yapmaya, sıkış sallamaya devam ediyor abi. Ölmesi lazım abi orada. Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Ölmesi ben bölümden sonra öldü zannettim sen. Bölümden sonra şey zaten çıktı. Karanlık. Kim öldü kim kaldı görmüyor. Kimler öldü listesi yayınlandı her yerde. O zaman bakıp Sam'i göremeyince dedim. Aa ölmedim mi diye. Ya ölür yani herif. Dediğim gibi bir şeyler yapıyor. Ejderha ve Jon Snow'a ne diyorsun abi o bölümde? O da
Abi ben oraları hiç anlamadım zaten. Yani bir bu süzmesi büyüsü yaptı herhalde Night Abi King. çok etkili mi Jon Snow'a yapılan ya? Bak Jon Snow'la Night King'in ilk karşılaşmasını hatırlıyor musun? Yani White Walker'ı öldürüyor. Arkasından Night King Jon Snow'a bir bakış atıyor. Abi orada anlıyorsun. Onlar kafa kafaya gelecek abi. Onu sen verdin bana ya. Sen bana işte Martin de o yüzden vuruyor büyük ihtimalle Jon Snow üzerinden. Sen bana onu verdin, hazırladın beni. Ondan sonra sen Jon Snow'u o savaşta hiçbir şey yapmayan bir karakter haline getiriyorsun. Arya'yı öldürtüyorsun. O Arya Stark, Arya Stark. Jon Snow yapması lazım abi o işi. Kızım. Abi şimdi ya çok haklı abi yani bak senin diziyi açtığın düşman onlar değil mi? Diziyi onlarla açıyorsun. Onları kuruyorsun. Ve tematik olarak da özel karakterler onlar. Neden? İnsanın doğaya verdiği zarara, doğanın yarattığı düşman insana karşı. Doğanın aldığı ölçü onlar. George R. R. Martin şey diyor. Yani ben öyle kurgulamamıştım ama şu anda öyle okunuyor olması çok doğal. Ormanın çocukları. Evet, ormanın çocuklarının. O kadın da işte Children of Forest'ta şey, Night King yaratırken aynısını söylüyor. İnsan doğaya ver, bizi öldürüyor insanlar. Biz o yüzden böyle birini yaratıyoruz diyor. Şimdi tematik olarak arkası sağlam Night King'in. Hani herkesin çok rahatlıkla anlayabileceği. İşte yıllardır kurulan bir çatışma. Doğa versus insan çatışması. Abi yani azıcık anlat bize ya. Azıcık anlat. 8 sezon. İlk bölümün ilk sahnesini. Onunla açmışsın. 8 sezon hiçbir şey yok. Night Hiçbir şey King'le yok. ilgili. Hiçbir şey yok. Şimdi sen şey dedin ya. Cersei işte öldürmemesinin tek sebebi 8 çarpı 5'i çekmeleri. Abi bu sezon yaptıkları her şeyin ve yapamadıkları her şeyin sebebi 8 çarpı 6'yı çekmeleri. Sen şimdi şey diyorsun ya. Bu sezonun başında 3 sezon daha yapalım diye teklif etmiş HBO. Benioff Lavaş demiş ki yok bize bir sezon yeter, 6 bölüm yeter. Star Wars'a geçecek. Ha. Duydun haberi değil mi? Star Wars'a. Yeni Star Wars üçlemesini Benioff Lavaş çekecek. O yüzden. Muhtemelen ben gerçekten artık öyle düşünüyorum. Timeline'lar uyuşmadığı için yani 2 sezon daha çekseler Star Wars kaçıracakları için bu sezon çıtır 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 hemen aradan Bir de çıkaralım şöyle bir demişler. şey var. Zaten dünyanın en çok izlenen dizisi biz ne çeksek izleyecekler. Bitirmek zorunda insanlar. Buraya kadar geldi. Pislesek de şahane bir şey de yapsak Abi izlenecek. yani pislediler zaten. Pislediler. Şundan daha kötü şey birinin kameranın önüne çıkıp kakasını oraya bırakması yani. Ki onu da bekliyorum ben artık şey final bölümünde. En azından bir köpek müpek bir şeyler yapacak oraya diye bekliyorum. Night King, Bran Stark'ı Vision'da şeyinde işaretlemişti abi. Yani böyle bir kudrete sahip karakter nasıl öyle Bran harcanıyor Stark ya? dedi abi. Mesela Bran Stark. Ya Bran Stark'a tıpkı Night King gibi inanılmaz bir şey atfedildi. Kaç Hiçbir şey yapmıyor sezondu? abi. Hiçbir şey yapmıyor Bran ya. yok ortada. Son bölümde çıkacak muhtemelen. Nereden çıkacak bilmiyoruz ama yani Bran ne yapıyor, ne ediyor, o savaşta ne yaptı? Yani bize biraz gösterin be abi. Bu adam ne yapıyor yani? Karganın gözünden savaşı izledi. En güzel Yani herhalde. herhalde biz göremiyorduk siyah. O 4D falan izledim muhtemelen. Ve Dany'ye gelelim. Son bölüm. En düşük puan alan, daha doğrusu 8x4 en düşük puan aldı. IMDb'de 6 civarı puanı. Bu da hemen arkasında ama daha büyük olay yarattı ve insanlar infiale sürüklendi. Ben Dany'nin böyle bir şey yapabileceğini öngörmüyordum. Ama yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Dany'nin böyle bir şey yapabilmek için genleri olsun, içine düştüğü durum olsun bir nedeni olabilir. Böyle savunmaya çalışıyor zaten Benioff ve Weiss'te. İşte yakın arkadaşı öldü, ona inanan kimse kalmadı. John artık onunla yatmıyor, Yok sevdiği abi bunlar ne adam. alakası var abi? Ya işte hayır, Hiçbir alakası yok abi bunlarla. Oğlum bir dur. Adam ben de zaten diyorum böyle bir motivasyona gerek yani Hayır sağlam. sen şunu söylemeye çalışıyorsun. Yani Onlar bunun söylüyor Mad Queen diyorum. olma ihtimali vardı. Iris'in kızı olması Ha. itibariyle. Yani hikayenin böyle sonlanamayacağını biliyordun. Ama öyle bir şey yok Ha, bizde. onu vermediler. Yani 5. sezonda ya bu mesela çocuk yaktı diye ejderhasını şeye tıkan sürekli insanları iyileştirmeye çalışan işte onları yaparken aralara ufak ufak manyaklıklar, delilikler atsaydın belki anlayabilirim. Çünkü teslim olmuş bir şey ya da burada mesela Tyrion'u yaksa, Jon Snow'u yaksa ben yine onları da anlarım. Derim ki bunlara da güveni kalmadı. Şehri ele geçirecek ama tamamen temiz bir sayfa açacak falan. O Çıldırdım da mı? rezalet olurdu. Abi yine bir nebze anlayayım. Tyrion'a güveni kalmadı. Zaten onun yani aralarındaki son iki bölümdeki diyaloglar falan da çok sağlam değil. Jon Snow'u Jon da Snow'u yakmak delilik abi belirtisi işte abi. aşık oldu. Aşıksın ve Targaryen çıkmış taht sahibi. O Tamam. delilik Abi belirtisi hem yani. taht adayı olduğu için hem de aşkın artık karşılık alamadığı için ona da ama neden 5 yaşında çocuk, 3 yaşında çocuk gibi? Ya Dany'yle böyle bir motivasyon hiç görmedik abi. Abi 8 çarpı 4'ten almak lazım. O Heh. işte O sahneye ne diyorsun öncelikle? ya şimdi Yani bu kapıya kadar ejderha gelme. işte adı üstünde işte göklere yükselebilen hani bayağı da yukarı yükselebilen karakterler bunlar tiplemeler ejderhalar.
hani bir yani çok normal olarak herkesin aklına gelebilecek bir şey. Abi biz gemiyle gidiyoruz. Gemiyle gittiğimiz yere bir ben yukarılardan bir bakayım bakalım hani kimse var mı orada falan. Abi işin kötüsü. Benioff Lavaş işte şeyden sonra her bölümden sonra HBO'da şey yayınlanıyor. Game Revealed ve Inside Episode diye iki tane bölüm yayınlanıyor. İşte Benioff Lavaş'ın karakterlerin bölümde ne olduğunu anlatmaya dair. Şey diyorlar orada Benioff Lavaş. Danny Euro'nun donanması olduğunu unuttu. Bu abi yani. Ciddi misin? Evet. Yaptıkları işe saygıları bu. Unuttu. Bizden bunu şey yapmamızı bekliyorlar. Anlamamızı ve aa evet abi unuttu tamam. Tamam o zaman deyip hayatımıza devam etmemizi bekliyorlar. İnsandır olur. Bu bir. İkincisi yani delirmesiyle ilgili Deni'nin delirmesinin tohumları dizide bana soracak olursanız var. Kitapta da bana soracak olursanız var ama abi sen bölümü işte Previously on Game of Thrones diye açıyorsun. O Previously on Game of Thrones'da bir Dany görünüyor. Dany ile ilgili bir işte voice olur. Dany var görüntüde. Daha önceki sahnelerden sesler geliyor işte arkana. İşte Targaryen'in her Targaryen'in doğduğunda bir bozuk para atılır muhabbeti. İşte şurayı kan ve şeyle alacağım, ateşle alacağım muhabbeti. Böyle bir şey bombardımanı. Dany delirecek ama işte bu yüzden delirecek bombardımanı. Abi siz Previously on Game of Thrones bölümünde böyle bir şey ihtiyaç duyduysanız siz bunu verememişsiniz. Bu kadar basit yani. Hani öyle bir voice over işte ya şu sahnede vardı, bu sahnede vardı. Abi biz zaten o noktaya gelene kadar onu bilmiş olmamız gerekiyor. Peki Dany'e dair nerede dizide bunun böyle küçük kanıtlar olarak verildiğini düşünüyorsun? Abi Essos'ta yaptığı birçok hareket işte o şeyleri yakması, Slave Master'ları yakması ki işte daha sonradan şey açıklanıyor. Bazılarının Dany'in tarafında olduğu açıklanıyor falan. Sam'in şeyini abisiyle babasını yakması. Ama onlar itaat etmedi abi. Yani orada farklı ya bir şey var. Ya mesela orada şey yapabilirdi hani babasını yakıp Sam'in kardeşine daha doğrusu abisi değil o kardeşine şey diyebilirdi. Tamam yani hani sen hayatına devam et işte. Ya acımasız bir hareket ama kendisine itaat etmeyen iki tane insanı yakması bana yani mesela şehir itaat etmese ona ve çan çalmasa şehri yakmasına da zaten insanlar çok şey. Abi yok zaten o sahne o kadar kötü. Bak şey abi, şey o, bile abi, o inanılmaz değil mi ya o? Yani şey bile olabilirdi bak. Atıyorum. Missandei'nin öldürülmesi bir sonraki bölüme, o bölüme bırakılabilirdi. Mount'un şeye çıkardı yani Red Keep'in penceresine çıkardı. Missandei'nin o sırada kafasını keserdi. Orada delirirdi. Orada delirirdi. Zaten spontane oldu demişler yine senesler. Şey demiş. Planlı bir hareket değildi demişler. Benioff Lavaş şey demiş. Red Keep'i görüyor. Aha. O yüzden deliriyor. Aynen. Ne alakası aynen, var? Spontane. Ne alakası var? Yani? Ve şöyle ne alakası var abi? Yani orada o kadar rezil bir hareket ki bence senaryo açısından. Bekliyor şeyin ejderhanın üzerinde. Sirenler, ziller çalıyor. Zaten bölümün adı da The Bells. Ondan sonra teslim olduğunu anladıktan sonra ondan sonra hareket etmeye falan başlıyor. Yani niye bekletiyorsun abi orada bizi? Ve abi? Ve bak bir şey daha söyleyeceğim. Randall Tarly ile oğlunu öldürdüğü sahnede de ondan önce bir açıklama yapıyor. Yani dizi çok medeni istiyor. Orada diyor ki yanlış hatırlamıyorsam. İşte Cersei size şey diyor. Benim herkesi yakıp yıkacağımı, herkesi öldüreceğimi söylüyor ama ben o insan değilim. O aslında sizin kraliçiniz onu yapan diyor. Yani kendisinin öyle olmadığını söyledikten sonra dizi çökmediği için tarlileri katlediyor. Ve ondan sonra abi şehri yapıyor. Yok abi zaten hiçbir açıklaması yok. Yani seyirci bunu fazladan üstüne anlam bindirerek anlamak zorunda asla değil. Sen bunu oraya koyduğun şeyle anlatmak zorundasın. Çok dani şeyler vermeleri lazım. Evet abi, çok dani şeyler. Ona kesin katılıyorum zaten. Ya sen söyledin ya Arda hatırlamıyorum. Bu haftaki Telegot'u dinledim. Emilia Clarke da ben söyledim. Sen söyledin değil mi onu? Yani Emilia Clarke da hiç yardımcı olmuyor. Evet, daha iyi bir oyuncu daha iyi satarmış oraları. Öyle dinlemez. Abi ben Kit Harington'ın Aegon olduğunu öğrendiği sahnedeki verdiği tepki gördükten sonra bayağı şey Oscar'lık oyuncu bence Emilia Clarke. Ya neyse tamam siyasi yazmıyorum. Şey abi bir de yine bu şeyden yola çıkışta şimdi Cersei Bronn'u gönderiyor ya Jaime ile Tyrion'u öldürmeye. Sonra Jaime son bölümde işte Cersei'nin yanına geliyor. Cersei Jaime'i görür görmez şey diyor. Ah yaralandın mı kuzum falan diyor. Daha yani iki bölüm önce suikastçı gönderdi öldürmek için. Yani hani Bronn da yaralamış olabilir onu. Neye üzüldüm? Abi şey diyorlar işte sonra sarılıyorlar marılıyorlar ya. Benim abla bayağı şey demiş. Cersei o sırada öleceğini anlıyor ve küçük bir kız gibi bir erkek sevgisine muhtaç hissediyor kendini. Lan Cersei Lannister'dan bahsediyorsun. Cersei Lannister'dan bahsediyorsun. Ne erkeği ne sevgisi Allah öyle aşkına. Abi, yani oralar korkunç. Televizyon tarihinin en özel kadın karakterlerini yazmış dizi. Diyor ki Cersei Lannister ölmeden önce erkek sevgisine muhtaç oldu.
Abi ya sizin iş, yaptığınız işe saygınız duyuyorsa. Lena Headey'nin açıklamasını gördün mü abi? Yok. Onunla, yani son sahnesiyle alakalı. Yav he he de. Hayır. Yani benim bildiğim Cersei savaşmaya, mücadele etmeye devam ederdi demiş. Doğru demiş. Ya, yavaş yani, yavaş. Bütün karakterler kendi karakterlerine ve şey, senaryo saldırıyor. Böyle, ben böyle bir şey görmedim abi, daha önce. Abi Tyrion yani bak. Ben böyle bir şey görmedim ama bütün başka karakterler saldırıyor ya. Tyrion ne diyordu? İşte I drink and I know things. Ben içerim ve bir şeyler bilirim. Abi bir şeyler bilme kısmı tamamen bitti. Sadece içiyor adam şu anda. Gidiyor Cersei'ye işte sürekli kafasında şey muhabbeti. Ama çocuklarını çok seviyor. Jon Snow sürekli şey diyor. İşte bu benim kraliçem diyor. Tyrion sürekli ama çocuklarını çok seviyor. Ya Tyrion Cersei nefretiyle büyümüş. Cersei nefreti... Dava sahnesini hatırlayın. İnanılmaz bir sahne değil mi? Hani Peter Dinklage'in oyunculuğu, oradaki diyalog, monologlar doğrusu falan çok çok iyi değil mi? Orada ne diyor Tyrion? Ya diyor keşke diyor izin verseydin de Stannis hepinizi yapsaydın. Ve öyle gidiyor esasa yani. Hani o kafayla gidiyor. Ve bu adam kendi hayatını bebekliğinden beri içine etmiş Cersei'yi kurtarmaya çalışıyor. Niye? Hiçbir fikrimiz yok. Hiçbir bir de şey falan diyor, anne olacaksın falan. Aha, falan. Yani, Türk abi, filmi esintileri falan. Hadi Allah aşkına ya. Kapıdan bak anne olacaksın gel falan. Hadi finale geç, finale geç. Artık epey de uzattık. Aynen. Yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi 24 saat içerisinde bu tarihi yolculuk bitecek. İyisiyle kötüsüyle ki bize yaşattığı çok da güzel şey var. Yani yolculuğun hakkında yemeyelim. Kim ölür kim kalır? Kim tahta oturur? Zaten en büyük soru işareti. Şu saatten sonra yani Fatih Sultan Mehmet de otursa çok şaşırmayız. Yani çıksa oradan. Yani, tuhaf olmayacak ama ve sürpriz bir geri dönüş olur mu? Jon Snow'un döndüğü gibi hani ölmemiş aslında falan gibi. Bunları sorayım. Benim adayım Sansa Stark. Şu ana kadar fena olmayan bir diplomasi yönetti. Ortalığı karıştırdı. Jon Snow'un sırrını diğerlerine söyledi. Dany'nin kafayı çizirttirdi falan filan. İyi gidiyor ve Arya gibi bir silah var ne olursa olsun. Çünkü Arya sürekli ailesine bağımlılık gösteriyor. Başka bağlılık gösteriyor. Başka bir şeye bağlılık göstermiyor. O yüzden benim adayım sanki Sansa olsa iyi olur. Sansa'dan başkası da olursa ya Jon'la artık Dany'ye çok ihtimal vermiyorum bu son bölümden sonra. Ben tahta oturur kısmında şöyle bir şey var kafamda. Ya dizinin hani en azından son ana kadar üstünde iyi durdu ve iyi kurguladığı bir şey var. Sansa'yı mümkün olduğu kadar Cersei'ye benzetmeye çalışıyorlar. Giydirdikleri kostümleriyle, saçlarıyla, tavırlarıyla, diyaloglarıyla falan filan. Hatta işte o Sansa'nın şeyden savaştan kaçıp mahzene sığınması, şeyde Winterfell Savaşı'nda, Cersei'nin Blackwater Savaşı'ndaki hallerine çok benziyor falan. Littlefinger'la staj yapmış bir kız. Aynen öyle. Şimdi Cersei'nin şeyi neydi? Stratejisi neydi? Ölülerle yaşayanlar Winterfell'de savaşsın. Kalanları ben öldürürüm. Şimdi Sansa'nın da stratejisi aslında Cersei'nin stratejisine çok benzeyecek muhtemelen son bölümde. Orada Lannister'larla Targaryen'lar savaşsın. Ben geri kalan orduyu toplayayım. Daha zayıf kalanını yok edip hayatıma devam edeyim. Ama hani Sansa bile bir tahta oturur mu yoksa Winterfell mi daha uygun onun için? O Lady of Winterfell şiarı mı daha uygun? Onu bilemediğim için ben sanki böyle bir tahttan çok hafif bir demokrasi ya da işte bir konseyin toplanımıyla seçilen bir kral bekliyorum. Çünkü işte o Daniel'lar yaptığı çarkı kırma muhabbeti. Hani hala bir demir taht olursa bu dizinin hiç anlamı kalmayacak. Onun da hani kim çıkar öyle bir yerden? Abi Davos niye yaşıyor hala? Davos'un yani bir şeyi var mı? Önemi var mıydı işte Winterfell Savaşı'nda, King's Landing Savaşı'nda falan? Hani onu şey tutmalarını, şu ana kadar hayatta tutmalarının sebebi belki tahta oturtmaktır diye düşünüp başka hiçbir şeyim yok. Davos diyeceğim tahta oturana. Ciddi misin? Çok iyi teori. Kim öldürle ilgili Dany'nin ben sağ çıkma ihtimali çok zayıf. Ben de. Ama ejderhan olacak o zaman. İşte hani geçen sezondan beri beklenen... Kamu malı haline getirilir. Bran... kayyum atanır ejderhan. Şeye girecek mi? Ejderhaya girecek mi? Yani girecek mi derken kafasında manasında vurgulanacak mı? Hani o ejderha şimdi öyle çözerlerse ben Dany'nin sağ çıkacağını düşünmüyorum. Muhtemelen Tyrion'un savaş suçlarıyla başlayacak diye tahmin ediyorum son bölüm. Çünkü o Tyrion'un Jaime ile Cersei'yi kaçırma şeyi falan da yani onları. Planı falan da çok çok kötüydü. Hani hiç Tyrion'un planı değildi onlar ama. Aynen. Çok sağladığımız için hadi girmeyeyim daha oraya. O yüzden hani Tyrion da o davadan sağ çıkmayıp işte geri kalanlara Dany ile ilgili bir tane daha şey verebilir. Ya bacım sen ne yapıyorsun? Hani biz seni öldürüverelim diyebilir. O yüzden Dany'i de Tyrion diyeceğim. Sağ kalma olarak da Jon Snow bence asla kral olmayacak. Ve işte son bir kahramanlıktan sonra kuzeye gidip yaşayacak. Ya işte duvarı yeniden yapacak ya da işte Winterfell'de yaşayacak falan. Jon'un sağ çıkacağını düşünüyorum.
Bir de yani Sansa sahip çıkmazsa çok üzülürüm. Çünkü onun da çok özel bir karakter gelişimi var. Hani en azından onu çöpe atmasınlar istediğim için hayatta kalacak kişi olarak da Sansa'yı. Ben de Dany'nin kesin öleceğini düşünüyorum. Jon'un da kesin ölmeyeceğini düşünüyorum. Jon'a bence çok büyük bir rol biçmeyebilirler ama hani her şeyin üzerine kurulduğu bir karakter kitaplarda da. Onu da öldürmeye yeltenemezler bana kalırsa. Onu yapamazlar serinin fanatiklerini. Dany'yi Jon'u öldürtürler mi? Sanmam ama olabilir abi. Ya bence ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. İstikrarlı gitmeye devam edeceğim. Jon Snow tahta çıkması gereken isim. Çünkü abi bu serinin adı şey değil mi? A Song of Ice and Fire. Ben buradan mesela isimden bile yani serinin genel isminden bile Jon Snow'u anlıyorum. Neden? Targaryen'le yani Fire'la Lyanna Stark'ın Ice'ın çocuğu. Yani onun şarkısı Jon Snow. Yani onu işaret ediyor bana kalırsa. O yüzden o olması gerekiyor bence ama artık o yoldan çıkardılar bana kalırsa. Senin söylediğin gibi yani. Ben olacağını düşünmüyorum. Keşke olsa. Ama döndüremezler büyük ihtimalle. Benim de kafamda Sansa Stark var Araman gibi. Ve ona dair bir tane şey var. Üçüncü bölümde galiba. Mezarlık sahnesinde Sansa ile Tyrion yan yana geliyorlar. Zaten Sansa'nın Tyrion'a ne kadar sevgi duyduğunu birkaç sahnede bize gösterdiler son sezonda. En iyi evliliğim sendin diye. Aynen. Tyrion'un ona saygısı var. Böyle bir bakışlar birbirlerine vesaire. Acaba onların böyle evlendiği, onların beraber tahta çıktığı bir son, sürpriz son olabilir mi? Hatta o da şey üzerine okunabilir. Yani A Song of Ice and Fire o da olabilir. Dediğim gibi Dany ölür, Jon Snow kesin yaşar. Başka da bir, yani Bran Stark'ın olma ihtimali de var bence. Tahta mı? Tahta olma ihtimali var gibi geliyor bana. Ya yok zaten piyasada. Belki tahta oturuyor. Yani bir anda herkesin kırıldığı bir son. O, en azından yapıp, bir işe yarasın değil mi ya? Yani? Öyle bir şey gösterirlerse de çok şaşırmam en azından. Onu söyleyebilirim. Abi o Song of Ice and Fire'ın içinden de şöyle çıkacaklar. Bak ben sana söyleyeyim. Ya yok zaten ona uygun davranmayacaklar. Ona uygun davranmadıkları belli. Şimdi Song aynı zamanda şey anlamına da geliyor. Savaş anlamına da geliyor. George R. R. Martin bayılır böyle kelime oyunlarına. İşte en son Showdown'da John'la şey arasında, Dany arasında yapacakları içinde. Onun içinden de öyle. Onun çıkıyor. Dansı diyorsun. Onun şarkısı olabilir. Ha. Öyle devam edecekler hayatlarına. Aras ağzına sağlık. Abi gerçekten çok teşekkür ederim beni burada misafir ettiğiniz burada için. Burada kaliteli güzel bir muhabbete imza. Eyvallah attık. Abi. Seni yeterli Londra merkeze de alalım. Allah Allah. Dur bakalım. Hayırlısı. Çeviririz iki muhabbeti. Hayırlısı. İnşallah. Emre'cim çok sağ ol. Game of Thrones değil. Kırmızı alın. Game of Thrones özel içeriğimizde sevgili Aras Bayram ve Emre Özcan'la bu efsane dizinin ki son bölümlere doğru biraz kestaneye evrildi. Nasıl bitebileceğini ve bugüne kadar bize neler verdiğini konuştuk. Bir başka Sokrates YouTube kanalı içeriğinde görüşmek üzere diyelim. Müthiş bağladım gerçekten. Kendimi de tebrik ediyorum. Görüşmek üzere.